edilebileceğini inanın düşünmüyordum. Şimdi Johann Zwietsch, bu benim yer bilimlerindeki kahramanlarımdan biri. Konuşmamın adına dikkat ederseniz ben üstad coğrafyacı dedim. Hakikaten Johann Zwietsch büyük bir coğrafyacı. Coğrafyanın hem fiziki hem beşeri kanatlarında çok önemli eserler vermiş. Hatta dünya politikasına etki etmiş bir adam. Onun için aynı zamanda bu konuşmayı da kendisinin aziz hatırasına da ithaf etmeyi düşündüm. Johann Zwietsch'i ben ilk defa Sırrı Erinç'in kendisinden ve kitaplarından öğrendiydim. O da karst bahanesiylendi. Johann Zwietsch dünyada karst morfolojisini ilk defa detaylı olarak etüt edip insanlara anlatan kişidir. O yüzden de karstın terminolojisinin önemli bir kısmı Sırpçadır. Bakın bu çok çok önemli. Yani efendim bizim dili kim bilir, kim takar İngilizce yapalım. Johann Zwietsch Almanca'nın egemen olduğu bir dönemde Sırpça terminolojiyi oturtmuştur. Şimdi bakın Emmanuel de Merton, çok meşhur bir Fransız coğrafyacısı. Ne diyor Johann Zwietsch? Diyor ki bir Sırp coğrafyacısı, bir Balkan coğrafyacısı, bir Avrupalı coğrafyacı ve bir global coğrafyacı. Bakın bu çok çok mühim. Johann Zwietsch bütün dünyayı ilgilendiren bir adam. Şimdi Johann Zwietsch'in okuduğu yer burada görmüş olduğunuz Viyana Üniversitesi. Bugün bu Universitätsring üzerinde bulunan merkez binası, Eduard Süss'ün falan da şeyini olduğu derler, yazıhanesinin olduğu, odasının olduğu yer burası. Ben o zamandan bir gravür aldım ki Johann Zwietsch okurken nereye, neye benziyordu burası göresiniz diye. Arkadaş öğrenciyken Viyana yıllarında orada coğrafya bölümünde öğrenci, coğrafya enstitüsünde ve Johann Zwietsch'in doktora tezi karst olayları. Bunlar hemen şeyinde, bakın şurası İtalya'nın Carso bölgesi o zaman. O zaman tabii burası Avusturya Macaristan'a ait. Onun için buna karst deniyor. Johann Zwietsch'i buraya gönderen Albrecht Penck. Onların resimleri ne oldu? Ben onu merak ediyorum. Bir dakikanızı istirham ediyorum. Ah! Bu çabuk geçmiş. Bu Eduard Süss gelmiş geçmiş en büyük Sherlock. Johann Zwietsch'in ders gördüğü kişilerden biri. Fakat sağdaki çok mühim Albrecht Penck, büyük Alman coğrafyacı. O zaman kendisi Viyana Üniversitesi'nde profesör. Onun idaresinde doktorasını yapıyor Johann Zwietsch. Albrecht Penck'in biliyorsunuz bizimle de bir ilgisi var. Çünkü oğlu Walter Penck, Türkiye'deki ilk jeoloji ordinarius profesörü. İstanbul Üniversitesi coğrafya, ama İstanbul Üniversitesi Jeoloji Enstitüsü'nün kurucusu. Şimdi karst, biraz önce söylemiş olduğum gibi Carso platosundan geliyor. Johann Zwietsch burayı çalışıyor fakat ondan sonra çalışmalarının olduğu gibi bugün dinaritler dediğimiz, dinar alpleri o zaman diye biliniyor, dinaritlere doğru yayıyor çalışmasını. Çünkü bütün dinaritler üzerinde aynı bizim Toroslarda olduğu gibi muazzam bir karst. Çünkü burada biliyorsunuz ta Trias'tan hatta Permiyen'den başlayıp Kretese'ye kadar gelen çok büyük bir karbonat istifi var. Bunun üzerinde meydana gelen karst dünyanın en önemli karst alanlarından birini oluşturuyor. Zwietsch için de şansı kendi memleketinde oluyor bunlar. Zwietsch biraz önce size söylediğim gibi sadece şeyle kalmıyor, doktorasıyla kalmıyor. Doktorasından sonra bakın, diyor ki buzul ve diğer morfolojik çalışmalar
Bosna, Hersek ve Montenegro, yani Karadağ'da. Burada diyor ikinci kısmı karst polyeleri. Switch dediğimiz gibi Sırpça terminolojiyi uluslararası oturtmuş bir adamdır. Bugün biz de polye diyoruz, Amerikalı da polye diyor, Rus da polye diyor, herkes polye diyor. Bu karst polyelerinin incelendiği çalışması Switch'in. Ondan sonra bakın burada kanyonları incelemiş. Ve aynı zamanda Gütas Hochgebirge, yüksek dağlar. Bu yüksek dağlarda Switch ilk defa Balkanlar'da buzullaşmanın izini görüyor. Ve buzulları, daha doğrusu eski buzullaşmayı incelemeye başlıyor. Switch'in yaptığı karst çalışmaları o kadar çok dünyada etki yapıyor ki bakın bu kendisi 1927'de vefat etti Switch'in. Bu çalışma 1960 yılında yayınlanıyor. Bunu yayına hazırlayan Emmanuel de Marton benim doğduğum sene ölmüş adam. Buna rağmen Fransızlar bu manuskrileri hazırlıyorlar, Sırplara veriyorlar. Belgrad'da 1960 senesinde yukarıda gördüğünüz gibi benim de üyesi olmaktan şeref duyduğum Sırp Bilimler ve Sanatlar Akademisi'nin bir monografisi olarak 341. cilt olarak bu yayınlanıyor. Kalker Le Géographie de Terrain Calcaire, yani kireç taşı alanlarının coğrafyası. Şimdi bakın mesela şu Johann Switch'in kendi kaleminden çıkma, bu Çetenişte uvalası. Bir uvala nasıl oluşuyor? Şimdi bakın burada bu Jelena Kalić'in bir yayınından aldım. Bu Jelena Kalić çok genç, çok aklı başında. Bir de dehşet güzel bir Sırp kızı. Ve Sırbistan'ın önemli karst uzmanlarından biri. Bakın burada eski dolinler, görüyor musunuz şurada? Bunlar birleşmek suretiyle burada gördüğünüz geniş havzayı oluşturuyorlar. Buna uvala adını veriyor Switch. Uvalalarda birleşmek, bu da Switch'in 1960 yayınından, uvalalarda birleşmek suretiyle, çok özür dilerim, buraya dokundur mu? Şimdi bu uvalalarda birleşmek suretiyle, bakın buradaki büyük polyeleri oluşturuyorlar. Switch, Dinar Alpleri üzerindeki polyelerin, genellikle önce tektonik olarak başlayıp daha sonra karst olaylarıyla hazırlanıp detaylandırılmasıyla oluştuklarını iddia ediyor. Şimdi bakın mesela burada bir senklinal vadi, gördüğünüz gibi bir polye oluşturmuş. Burada bir kısmı senklinal, daha sonra faylanmış. Burada da bir graben olduğu gibi faylanarak bir polyeyi oluşturmuş vaziyette. Burada gördükleriniz muhtelif dolinler hakikaten eğer dinaritler üzerinde uçtuysanız görmüşsünüzdür. Böyle su çiçeği çıkarmış gibi bütün alan bu dolinlerle kaplıdır. Burada Switch aynı zamanda çok özür diliyorum sizden. Burada Switch aynı zamanda ne oluyoruz ya? Switch burada aynı zamanda 1, 2, 3 diyerek karstın gelişme dönemlerini anlatıyor. Adım adım polyeler nasıl büyüyorlar, nasıl kendi içlerinde karsttan arta kalan malzemeyi biriktiriyorlar ve büyük vadi tabanları oluşuyor. Şimdi bu Switch'in arazi defterinden bir sayfa. Bakın burası Borovstika Nehri'nin Peşter yakınlarında, Borovstika Nehri'nin kenarındaki, bakın şurada ponorlar. Burada muhtelif panorları göstermiş Switch. Bunları hepsini bizim Jelena bulup çıkartmıştır.
Bu da gene bir başka sayfa defterinden. Buradaki bir jeolojik kesiti görüyorsunuz. Şimdi bu jeomorfolojinin tarihi biliyorsunuz meşhur 4 cilt. Koskoca bir kitaptır bu. Yine burada bu kitap içerisinde işte kereç taşı yer şekilleri anlatılırken bakın burada ne diyor? Yugoslavya diyor çok meşhur hale geldi bu arada. 1922'de bunu Ray hatta yazmış ve diyor ki bir açıdan baktığınızda bu bir model diyor. Ford ve Williams'ın çok meşhur bir yeni bir karst hidrojeolojisi ve jeomorfolojisi. Çok güzel bir ders kitabı bu. Bunu da çok tavsiye ederim size. Bakın buradaki çalışmaları anlatırken Ford ve Williams Switch'in doktorasıyla başlıyor. Ve aşağıda diyor ki Ford ve Williams Switch'in çalışmalarının önemine büyük vurgu yaptılar diyor. Ve diyor ki Switch'in çalışmaları birkaç 10 yıl içerisinde bugünkü kullandığımız fikirlerin teorik temellerini atmıştır diyor. Şüphesiz olarak diyor. Switch modern karst araştırmalarının babası addedilmiş. Switch sırf karstla uğraşan bir adam değildi. Switch morfolojiyi olduğu gibi ele alan, biraz önce söylemiş olduğum gibi buzul morfolojisini, akarsu morfolojisini, karst morfolojisini olduğu gibi kucaklayan birisi. Switch'in çalıştığı yerlerde aktif volkanizma olmadığı için Switch'in volkanizma hakkında bir yayını yok. Şimdi ben burada benim size göstermediğim şeyle bu bir kuaterner sempozyum olduğu için Switch'in aynı zamanda çok önemli tektonik çalışmaları var. Yani Balkan Yarımadası'ndaki dağ kuşağının temel yapısının ortaya çıkartılmasında Switch'in çok önemli katkıları var. Tabii kaçınılmaz bu adam Edward Zeiss'in öğrencisi. Şimdi burada boğazında taraçaları görüyorsunuz Switch'in. Burası neresi? Burası demir kapı. Yani Tuna'nın Balkan Karpat yayını kesip Mözya platformuna çıktığı yer. Buna eğer Balkanlarda seyahat ettiyseniz hala yer yer demir kapı dendiğini görürsünüz. Almancası da Eisen Tor, İngilizcesi de Iron Gate. Ne yazık ki bugün buradaki baraj Svi için çalışma yaptığı yerlerin pek çoğunu örtmüş vaziyette. Bu Sip Boğazı Barajı. Burada görmüş olduğunuz yayın o zamanın çok meşhur coğrafya dergisinin bir ilavesi, Ergänzungsheft. Bunlar çok meşhurdu o zaman. Orada yayınlıyor bunu Johann Switch ve burada gösterdiği demir kapının nasıl adım 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 yükselerek, daha doğrusu Karpatların nasıl adım adım yükselerek Tuna'nın bunu kazmasıyla birlikte oluştuğunu gösteren çalışması demir kapının gelişme tarihçesi. Switch bir taraftan araştırma falan yaparken bir taraftan da memleketinde coğrafyanın, jeomorfolojinin iyi adam gibi öğrenebilmesi için muhteşem de bir ders kitabı yazmıştır. Jeomorfologie. Altında görüyorsunuz Fransızca morfolojik terrestre diyor. 1924 çok ilginç. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Switch'in bütün yayınları Almancadır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra küsmüş Switch Almanca konuşan aleme. Ondan sonraki bütün yayınlarını Fransızca yapmış. Şimdi burada mühim olan tabii bu adam
Fransızca yayın yapıyor, Almanca yayın yapıyor, İngilizce yayın yapıyor, Sırpça yayın yapıyor. Yani Belgrad'da, Belgrad yakınlarında diyeyim, büyümüş bir adamın kolay kolay beceremeyeceği şeyler bunlar. Bu bizim Sırrı Bey'in kitabına çok benzer bir kitaptır yapı itibariyle. Sırrı Hoca'nın ben bu kitabı gördüğünü sanmıyorum. Yani Switch hakkında çok konuştuk, hiç söylemedi bana ben bu kitabı gördüm diye. Şu anda bu kitaptan yanılmıyorsam Türkiye'de iki tane var. Biri Cengiz'de, biri bende. Benden sonra da herhalde Türkiye'ye kalır diye ümit ediyorum. Şimdi bakın bu çok ilginç. Bu Edward Süss'ün Das Antlitz der Erde'sinden alınmış dünya tektoniğini gösteren bir harita. Şimdi dikkat edersen yeşille burada işte Asya yapısı gösteriliyor. Efendim şu turuncu renkle eski çekirdekler gösteriliyor. Mavi renkle de Süss'ün Ant yapısı dediği yapı. Garibinize gidebilir Asya yapısının burada ne işi var diye. Şimdi orada onu anlatmak için Süss'ün tektonik teorisini anlatmak lazım. Bir de şurada gördüğünüz oseyanitler var. Süss'ün oseyanitler adını verdiği. Yani bakın şu direkt Süss'ün kitabından alınmıştır. Bu direkt Süss'ten alınmıştır. Aman yarabbim ya. Ay ne felaket bir şey bu. Switch 1924'te öğrencilerine bunu veriyor. Peki diyorsunuz ya kardeşim, daha sonra kitaplar var. Süss'ten sonra 1921 mesela Kober'in Dünyanın Yapısı çok meşhur 20. yüzyıla damga vurmuş bir kitaptır bu. Bunu niye kullanmıyor ya bu adam? İşte arkadaşlar Switch'in büyüklüğü burada gözüküyor. Switch bunlara inanmamış. Ve biliyorsunuz Kober'in, Stille'nin falan yaptıkları levha tektoniğiyle birlikte çökmüştür. Ve bunun Kober'in bu çift kanatlı orojen modelinin çöküşüne mesela bizde İhsan Ketin Hoca'nın katkısı vardı. Switch daha o zamandan bunu görüyor ve bunları kullanmak yerine dönüyor tekrar Edward Süss'ün 1909'da yayınladığını kullanıyor. Ondan sonra şimdi Demir Kapı'ya kadar geldik. Switch. Ondan sonra Makedonya ve eski Sırbistan. Bakın burada Switch Sırbistan'ın sınırlarını genişletiyor kendi kafasında çalışmak için. Değil mi? Ve diyor ki bunun yanında Trakya'da, Tesalya'da, Epirus'ta ve Kuzey Arnavutluk'ta yapılan gözlemler. Switch bu geziye işte bir yüzyıl başında çıkıyor. Demir Kapı'daki çalışmasını falan bitirdikten sonra meşhur Amerikalı jeolog Bailey Willis'le beraber İstanbul'a geliyorlar. İşte yolda biraz jeolojiye falan bakıyorlar. Sonra Bailey Willis ayrılıyor. Ondan sonra Switch bütün Marmara çevresini dolaşıyor. Friedrich Katze ki bu Avusturyalıların büyük Balkan uzmanlarıdır bir tanesi. Bakın burada Friedrich Switch'in Makedonya, eski Sırbistan ve bazı çevre alanları Balkan Yarımadası'ndaki yaptığı araştırmalarının jeolojik neticeleri hakkında yani o kitap hakkında ayrıca bir yazı yazıyor. Ve bunun ne kadar önemli olduğunu, bu kitabın ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Diyor ki, bu kitap diyor, son yıllarda Balkan Yarımadası'nda, Yarımadası hakkında yazılan en iyi kitaptır. İstanbul'a geldik. Şimdi bakın, şu sağ tarafta Switch'in haritasını görüyorsunuz. Sol tarafta Philips, Cihat Şöf'ün 1864'te yaptığı jeoloji haritasını görüyorsunuz. Arkadaşlar, Switch İstanbul'a geldiğinde daha iyi bir jeoloji haritası yok. 1864'te Çerçef'in yaptığı var. Switch bunu alıyor. Ondan sonra bakın bunun üzerine kendi gözlemlerini koyuyor. Bakın bunlar eski vadi tabanları mesela. Şurada görüyor musunuz? Eğim doğrultuları koyuyor.
Ondan sonra bakın şurada mesela kaya taraçaları var. Boğaz üzerindeki taraçalar. Bunları yerleştiriyor. Burada 6 günde yapılmış bir çalışmadır bu. Switch bütün buraları yapmış. Niye yapmış? İstanbul'da oturuyor, müsaade bekliyor ki diğer tarafları da görebilsin. Bizimkiler müsaadeyi çıkartana kadar Switch boş durmuyor. Boğazı inceliyor. İşte bakın bu yukarıdaki Switch'in kesiti Taşlıdere, Çamlıca, burası Bosfor yani bizim Boğaziçi. Bakın Trakya erozyon satı. Burası Trakya erozyon satı. Değil mi? Ve bakın Çamlıca'ya Monadnock diyor. Pera yani bugünkü Beyoğlu burada bir erozyon satı. Erozyon satı diye bakın. Erozyon freke diye geçiyor. Şimdi bu burada nereye karşılık geliyor? Aşağıda ben Neşet abiyle beraber yayınladığımız kesiti koydum. İşte tam şuraya karşılık geliyor. Burada morla gördüğünüz arkozlar, ondan sonra onun üzerine gelen silür, devon ve nihayet karbon kayaçları tam şu arayı ele almış ve dikkatinizi çekmek istiyorum. Svi için burada çizdiği verjans aynen doğru. Zaten yazmış devon şistleri, daha doğrusu devon şeylleri ve kum taşları. Ondan sonra kereç taşı geliyor ki bu silüryan falan filan. Ondan sonra kuarsit geliyor. Ondan sonra tekrar arkozlar geliyor. Pardon. Bu Switch'in kitabından alınmış bir fotoğraf. Çamlıca Monadnock'unu gösteriyor. Diyor ki burada diyor Pera düzeyini görüyoruz. Şu erozyon satını görüyoruz. Çamlıca Monadnock'unu görüyoruz. Değil mi? Ve Boğaziçi'ni görüyoruz. Çok hoş bir resim bu. Şimdi 1898'de Switch bunu çekmiş. Şimdi jeomorfolojik kesitler mesela şurada gene Trakya yüzeyini görüyorsunuz. Rami kışlasının olduğu yerler. Şimdi geçtik Rumeli tarafına. Orada Devon diye adlandırdığı tabakaları görüyorsunuz. Ve ondan sonra burada içerisinde gri ve sarı mika ve kvarts taneleri içeren kum taşları diyor şurası için. Evet. Burada gene Rami kışlası, Haliç, Pera yani Boğaz ama Beyoğlu, Litros, Makriye dediği bizim bugünkü Bakırköy, eski Makriköy. Oradaki kesidi çizmiş. Bunları, bu şeyleri, renkli kitabının arkasındaki renkli resimleri. Bu arada bu kitap Sırpça olarak çok daha detaylı, şahane bir atlasla beraber yayınlanmıştır. Onu maalesef bulamadım. Yani epey aradık. Zaten Vidoiko Jovic benim sevgili arkadaşım. Ya dedi Celal ben dedi 70 yaşıma geldim. Onun dedi bir kitapçıda satıldığını hiç görmedim. Çok nadir. Sırp Bilimler Akademisi yayınları arasında. Bakın burada Belgrad ormanlarından başlıyor. Şurayı görüyor musunuz? Belgrad çakılları. Bu Svi için adıdır. Burası Boğaz, burası Büyükdere, burası Karadeniz, Kilya, bizim Şile'den bir kesit çizmiş. Bakın şurada da Pınar var. Ha şimdi Switch döndü güneye. Burası Uludağ Masifi. Arkadaşlar bakın Uludağ Masifi'ndeki şurası, bakın burada Bursa'daki kaplıcalar, burada kale,
kalk tüf diyor. Yani travertenleri. Şurası Bursa. Ve Bitinya Olimposu dediği Uludağ'ın üzerindeki erozyon sathının nasıl normal faylarla parçalandığına ilk defa dikkati çeken bir iştir. Yani Uludağ'ın bir horst olduğunu, normal faylarla yükseldiğini ilk fark eden Switch olmuştur. Ondan sonra biliyorsunuz aynı gözlemi teyit eden Alfred Philipson meşhur eserinde aynen burada diyor ki, burada diyor bu normal faylar var. Bunlardan sıcak sular çıkıyor. Ve diyor Uludağ'ın yani Olimp'in yükselmesini şeye bağlamamızı, bu normal faylara bağlamamız lazım. Bilhassa diyor morfolojik gelişme bunu gösteriyor diyor. Bu da Philipson'un kendisi arazide. Walter Penck, bu da Walter Penck'in kesidi. Uludağ'dan. Ve o çok ilginç, Walter Penck geri adım atıyor. Uludağ ve Uludağ'ın kuzeyini olduğu gibi dev bir kıvrım olarak düşünüyor. Ve Uludağ'ın kuzeyini bir senklinal, kendisini büyük bir, kendisinin Großfalte dediği büyük bir kıvrım olarak düşünüyor. Biz bunun bugün yanlış olduğunu biliyoruz. Yani bakın 1918'de Switch'in hocasının oğlunun yaptığı jeoloji Switch'in yaptığı kadar iyi değil. Ki o zaman Walter Penck bu resimde de Bebek'teki evinde çalışırken görüyorsunuz. Switch'ten çok daha uzun zaman geçirmiştir. İşte bu da İhsan hocamızın kesiti, bu ketinden bugünkü yorum, yani ketin biliyorsunuz kendi yorumunu 1946'da yaptığı yorumu 1985'te yeniledi ve bugün Uludağ'ın hem kendi içindeki paleotektonik yapıdaki bindirmeleri buldu hem de bunun normal faylarla sınırlandığını. Şimdi biz biliyoruz ki bir de bunun üzerinde ciddi bir yanalatım komponenti var. Aral Okay'ın çalışmaları onu gösterdi. Dolayısıyla bunun ilk adımlarını Switch atmıştır. Değil mi? Şimdi burada şurası Marmara Çukurluğu. Burası, ben Misya Çukurluğu adını verdim buraya. Bunun kardeşi gibi. Yani burada mesela derinlikler var Marmara içinde. Burada gördüğü, burası Apollyon Gölü, burası Manyas Gölü. Değil mi? Switch bütün burayı dolaşmış. Ne şimdi? Ondan sonra geliyoruz Çanakkale'ye. Bakın bu da Çanakkale'den kesilmiş, alınmış bir kesit daha doğrusu. Burada diyor ki Çanakkale Boğazı diyor Orta Miyosen, yani Sarmasyen sedimenter tabakaları arasına bunlar yamulduktan sonra kazılmış bir akarsu vadisidir diyor. Ki bu biliyorsunuz halen geçerli olan bir yorum. Burada Sarmasyen lafı tabii hocasından Edward Rees'in kullandığı bir laftır bu. Değil mi? Barbo de Marny'nin teklifi üzerine Rusya'dan. Switch diyor bunları nasıl açıklayacağız? Erken Pliyosen'de diyor şöyle bir şey oldu diyor. Buradaki Sarmasyen Denizi'nden bir nehir Marmara'yı geçiyor. Hem İstanbul Boğazı'nı kazıyor hem Çanakkale'yi kazıyor. Ve o zaman Ege Denizi olduğu gibi henüz kara. Oradan diyor bu nehir diyor uzanıyor. Doğu Akdeniz'e kadar geliyor diyor. Ondan sonra Ege çöküyor. Trakya yükseliyor ve bugünkü morfolojiyi oluşturuyor. Pleistosen içerisinde diyor. Şimdi Switch ve Türk Karstı. Switch'in Türk Karstı'na önemli bir katkısı var.
ilk işte Türkiye Kars'ta hakkındaki bir Türk'ün yaptığı ilk sentez denemesi. Rahmetli Cemal Arif Alagöz'ün. Değil mi? Bakın ne diyor? Kalker reliefin yeryüzü şekillerine özelliklerini coğrafya alemine ilk tanıtan Switch oldu. Yani bizim ta 1989'da Williams ve Ford'un dediğini 1944'te Cemal hocamız rahmetli söylüyor. Burada Pfannenstiel, Levant'ın Quaterneri diye bir seri makale yayınlıyor. Bakın burada diyor ki, üçüncü kısımda periglasyal yapılar yeni ve Uludağ'ın karstı. Orada bakın diyor ki, jeologlar arasında ilk defa, ikinci olarak diyor, burada diyor, Switch geldi, buraları diyor haritaladı ve buradaki Lapyaları bize tanıttı diyor. Şimdi Switch üstad coğrafyacıydı. Birdenbire bakıyoruz morfoloji çalışmalarından antropo coğrafyaya geliyoruz. Burada Balkan Yarımadası'ndaki antropo coğrafyaya yani. Ve bu kitabın temelinde Switch'in davet üzerine Sorbonne'da, Paris'te 1917-1918 akademik yılında verdiği dersler var. Yani Switch, Balkan Yarımadası'ndaki antropo coğrafyayı Fransızlara tanıtıyor. Ve bakın, burada çok ilginç. Onun bir İskoçyalı coğrafya, kadın bir coğrafyacı bu. Marion Isabel Newbegin'in yaptığı bir kontandüsü var. Switch'in kitabının diyor ki, Profesör Switch diyor, Balkan arazisi arasında Balkanlarla çalışanlara çok iyi tanıdığı bir isimdir diyor. Ve diyor buradaki diyor detaylı fiziki coğrafya çalışmalarıyla tanınmıştır. Ve diyor bir ara bu Balkan Yarımadası kitabının en sözünde Switch demiş ki, ben demiş uzun zamandır Balkan Yarımadası'nın fiziki coğrafyası hakkında kitap yazmayı düşünüyordum. Fakat Balkan Savaşları'ndan sonra 1912-1913'ten Switch dikkatini buranın insan coğrafyasına çeviriyor. Neden? Çünkü Osmanlı Devleti yenilmiş. Balkanlarda yeni devletçikler, milletçikler oluşuyor. Switch buna hemen konsantre oluyor. Ve bakın bu o şeyin kitabından alınmış bir haritadır. Burada etnografik dağılımını gösteriyor insanlar. Slovenler var, Serbo-Kroatlar var, Makedonya Slavları var, Sırp-Bulgaristan geçiş alanı var, Yunanlılar var, Arnavutlar var, İtalyanlar, Macarlar, Almanlar. Bütün bunların dağılımını Switch tartışıyor bu kitabında. Ve şurada yeşil ve kahverengi olarak gördüğünüz Makedonya Slavlarıyla Sırp ve Hırvat alanlarının Slavlarının dağılımını gösteriyor. Arkadaşlar bu şimdi çok önemli olacak. Neden? Bakın 1918'de savaş bitiyor. Paris'te barış anlaşması yapılacak. Oradaki toplantıya Switch davet ediliyor. Balkan uzmanı olarak. Ve bu adam Yugoslavya dediğimiz eski Yugoslavya'nın sınırlarını çiziyor. Bu yaptığı çalışmalara dayanarak. Niye bu davet ediliyor? Bu Balkan kitabı sayesinde davet ediliyor. Çünkü oraları bilen tek adam. Switch bununla kalmıyor. Yugoslavya kurulduktan sonra bütün o alan içerisinde diyalek çalışmaları başlatıyor. Kim Sırpça, daha doğrusu Slav dillerinin hangi diyaleklerini kullanıyorlar? Switch öldükten sonra bu devam ediyor. Bu koskoca bir seridir bu. 1924'te arkadaşları bir araya geliyorlar Switch'in ve ona bir anı kitabı hazırlıyorlar. Bu çok güzel bir kitap. Mesela Paratetis lafı ilk defa bu kitapta yayınlanmıştır. Vladimir Laskarev tarafından. Ve kaçınılmaz son 1927 yılında çok da yaşlı sayılmayacak bir yaşta
Johann Switch vefat ediyor. Bakın bu Terazi Bulvarı şeyde Belgrad'da gidenler bilirler burayı. Orada Switch'in cenazesi. Kalabalığı görüyor musunuz? Bütün Belgrad gelmiş. Bu Switch'in mezar taşı. Bu çok daha önemli bir şey. Bakın Switch'in arkasında matematik fakültesi adı altında toplanan yerde jeoloji ve coğrafya stüdyoları var. Önünde Öğrenciler Parkı diye bir park var. Orada Switch'in görmüş olduğunuz şahane heykeli var. Bu Sırp halkının üstad coğrafyacıya olan teşekkülünü dile getiriyor. Bu beni çok etkilediydi. Yani ben ne zaman akademiden şeye gelsem, jeoloji enstitüsüne gelsem hep Switch'in yanından geçiyordum. Her geçerken de şapkamı çıkartıp kendisini selamlıyordum. Bu Lyubica Nikolic, Switch'in hanımı. Switch dul bir hanımla evlenmiş. Lyubica'nın doğum soyadı Kristic. Switch'in ömrünün sonlarına doğru bunu gösteriyor bu. Burası Switch'in evi. Belgrad'da bugün müze haline getirilmiş vaziyette arkadaşlar. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Evin girişi. Biliyor musun? Bakın nerelerde dolaşmış Switch, neler yazmış. Onları okuyorsunuz. Dünyayı onun gözlerinden görüyorsunuz. Burada küçücük bir heykeli Switch'in. Burası oturma odası. Switch'lerin oturma odası. Olduğu gibi saklamışlar. Burası Switch'in eski çalışma odasıymış. Burada yayınlarını sergiliyorlar. Bakın Switch'in seyahatlerinde kullandığı bavulu. Bu kronometresi, saati. Gözlükleri. Burada aldığı madalyaları falan. Bakın şurası Switch'in evinden değişik görünümler. Burada lütfen tavanlara dikkat edin. Switch her odayı Sırbistan'ın ayrı bir bölümünün folklarına göre düzenlemiş. Bu evi kendisi yaptırmış. Sırbistan'ın değişik bölgelerini yansıtıyor bu ev. Switch'in aldığı madalyalar, yani Hollandalılar, efendim Danimarkalılar, herkes bu adamı coğrafya cemiyetlerine şeref seçmiş, madalyalar vermiş. Kendi halkı da tabii Switch'i unutmamış. Şurada 500 dinar üzerinde Switch'in resmini görüyorsunuz. Değil mi? Switch'in şeyleri var, pulları var. Onları görebiliyorsunuz. Bunların ilk gün şeyleri var, ne derler, zarfları falan var. Burada konuşmamı sonlandırıp sorusu olup olmayan var mı diye. Biraz galiba Cengiz biraz fazla sürdü galiba, kusura bakmayın. Yok hocam, iki dakika önce bitirdiniz. Öyle mi? Evet. Aferin bana be. Ne oluyoruz ya? Allah Allah. Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Dur ne oldu? He, görüntü gitti o açıdan diyorsunuz. Tekrar PowerPoint'inize basın hocam. PowerPoint'e basayım. Dur. Şey eskiden hemen üstünde aşağıda. Ne? Dur ya. Zoom'a basın. Zoom'a basın hocam. Zoom'a mı basayım? Bir basın bakalım. Bastım. Join diyor. Schedule. Back to back to meeting. Yok yok. Hiç gerek yok. Siz zaten şu an Zoom'un içindesiniz. Acaba aşağıda bir PowerPoint var. Ona mı bastınız? PowerPoint açayım bir dakika. Aşağıda hemen hocam bak. En altta. Sana göre aşağıda da bana göre değil. Ne Your screen sharing diyor. Bir dakika. Zaten şu an sizin ekranınızı görüyoruz biz. Şu an şey... Ha öyle mi? Tabii tabii. PowerPoint açmanız yeterli. Sunum tamam şimdi bu aptal şey kompüter bir toparlansın. Ha. Açın sunumunuzu göreceğiz hocam biz zaten. Tamam mı?
Değil, sizi görüyoruz şimdi. Share screen'i kaldırdınız mı acaba? Yok, bir dakika. You are sharing. Tekrar share screen yapayım. Share diyeyim. Tamam. Yine sunumunuzu açın. Tamam mı? Tamam. Şimdi onu... Bravo. Aynen öyle. Arkadaşlar, Zoom grup chatten hocamıza sorunuz varsa oradan yazabilirsiniz. Ben kendisine buradan okuyacağım. O da size cevaplayabilir. Hocam, şu an için 162 kişi katıldı. Konuşmayı dinledim. Vallahi tebrik ederim. Yani hem sizleri hem Türkiye Kuaterner camiasını, tüm yer bilimleri camiasını bu şartlar altında helal olsun. Bu arada ben sevgili kardeşim Nusret'i görüyorum. Evet. Arkadaşlar, Nusret'ten bir Humboldt isteyin. Nusret önümüzdeki Turkuada size Humboldt'u anlatsın. Evet, bence de çok güzel olur. Evet. Ben lisedeyken bana anlattıydı, şimdi size de anlatsın. Bak, bana anlattı, başıma neler geldi. Size de böyle faydalı şeyler. Ne haber arkadaşım? Vallahi iyilik. Seni dinledim, daha iyi oldum. Sağ ol. Çok ya, bilgilendim vallahi. Yani çok saat seni dinledim, her seferinde dinlediğimde yeni bir şeyler öğreniyorum. Bu sefer de çok şey öğrendim. Çok hoş bir ayrıca. Yani ya, bu herif çok, Nusret çok önemli bir herif bu. Tabii belli oluyor. Yani ben adamı o kadar adını duymuştum ama o kadar iyi bilmezdim ne yaptık ne ettiğini. Çok muazzam yani aslında. Hakikaten muazzam bir herif. Yani. Sırrı Bey rahmetli çok severdi bunu. Ben de yani ahir ömrümde anladım niye bu kadar sevdiğini bu adamı. Ben de tabii yani Belgrad'a gittikten sonra bu kadar tanıdım adamı. Hocam, arkadaşlar şeyi soruyorlar. Switch ile ilgili Türkçe kitap var mı diye soruyor. Dalga mı geçiyorlar ya? Yine arkadaşımız şeyi soruyor. Doğan'ın Keşfi kitabı gibi başka bilim insanları biyografi kitabı var mı Celal Bey'in tavsiye ettiği diye. Vallahi çok var. Jeologlar hakkında yapılmış bir sürü kitap var. Fakat mesela Darwin'in hayatı hakkında The Tormented Evolutionist diye bir kitap var. Onu çok tavsiye ederim. O tek ciltte en iyi Darwin şeyidir derler. Ne derler? Darwin biyografisidir derler. Onun haricinde zaten Humboldt'u okumuşlar. Yani bu Invention of Nature'ın bu kadar çok yaygın olarak okunması beni size anlatamayacağım kadar mutlu etti. Hele Türkiye'ye tercüme edilmiş olması. Yani ümit veriyor insana, değil mi Nusret? Kesinlikle. Ama yani Darwin konusunda da benim fikirlerim birazcık değişti. Çünkü Humboldt'a attığı lafla, yani Humboldt'a haddini bilmeyen bir adam. Haddini bilmeyen bir adam. Aynı şekilde Einstein'da yani. Evet. Onları benim affetmem biraz zor. tahmin ediyorum. Onun hakkında ben uzun bir makale yazdım. Sen Humboldt'u anlatırsan orada ben çok 2-3 dakika özetlerim onu. Çok güzel olur ya. Çok güzel olur işte. Yani 22 yani 2022 planlayalım ya, bu şeyler koyalım. Böyle. Hakikaten çok iyi olur yani. Arkadaşlarımız 2022'yi beklemeyelim. Hoca hemen anlatsın diyor yani. Başlasın diyor. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani böyle bir toplantı yapılabilirse Nusret'in Humboldt'u anlatması çok hoş olur. Çünkü hakikaten yani elde çok malzeme var. Bu arada Nusret hocanızı da en azından beni gelip görmesi için teşvik etmiş olursunuz. Çünkü eğer Humboldt'u anlatmaya kalkarsa burada kütüphaneyi kullanmak zorunda. Dolayısıyla Oya izin verir mi? Sana verir abi, sana verir. Sana verir. Hocalarım, çok teşekkür ediyorum. Özellikle Ceyhan Hocam size. Ya ne demek? Ya ben size teşekkür ederim. Benim için çok keyifli oldu bu. Arkadaşlar, eminim onlar da çok hoşlarına gitti. Bir coğrafyacının bir ülkenin kaderinde ne kadar önemli olduğunu gösteren bence güzel bir konuşmaydı. Evet. Dolayısıyla bütün coğrafya derken aslında
jeoloji, jeofizik hepsi bütün yer bilimleri olarak söylüyoruz. Hepsi aslında bir ülkenin kaderinde çok önemli rol oynayabilecek insanlar. Alexander von Humboldt'un da mesela Amerikalıların Meksika'yı işgal etmesi üzerinde etkileri olduğunu biliyoruz. Onun haritalarını kullandıklarını biliyoruz. Evet, evet. Coğrafi bilgi geçmişte çok önemliydi. Gelecekte de çok önemli olacak. Ben çok teşekkür ediyorum size. Arkadaşlarımızın hemen bir tane hızlı sorusu var, onu sorayım. Toraslarda Kars geomorfolojisi konusunda tavsiye ettiğiniz bir kaynak var mı diye soruyorlar. Bu sorunun cevabını aldıktan sonra da bu oturumu kapatacağız. Saat 11.10'daki oturumumuza başlayacağız. Var mı? Toroslardaki Kars hakkında bölük pörçük yayınlar var. Ama Toros Karstını bir kül olarak ele alan bir yayın yok. Yani ben utanarak söyleyeyim, benim lisede Nusret'in isteği üzerine yazdığım ve Nusret'in yayınladığı, Boğaziçi Mağara Kulübü yayınları bir numara olarak yayınladığı kitapta işte Toros Kars'ını anlatıyorum. Fakat Sırrı Bey'in geomorfoloji kitabında derli toplu bilgi vardır Toros Kars'ı üzerinde. Ama bunun dışında işte polyeler hakkında ayrı yayınlar vardır. Mağaralar hakkında ayrı yayınlar vardır. Efendim mesela Antalya travertenleri hakkında ayrı yayınlar vardır. Özellikle yabancıların yaptığı çok güzel bu mağaraların birbirlerine bağlantılarını gösteren yayınlar vardır. Ama bir sentez Nuri Güldal'ın kitabından başka, yani bütün Türkiye geomorfolojisini ele alan kitabından başka benim bildiğim bir şey yok maalesef. Tamamdır hocam. Tekrar çok teşekkür ediyorum sizlere.